Hoş geldiniz. Bu videoda iki farklı model araba üreticisinin modellerini karşılaştıracağız. Bu videoda karşılaştıracağımız arabanın modeli Nissan GT-R R34 ve karşılaştırdığımız üreticiler de biri Hot Wheels, biri Stone Centers. O zaman hiç uzatmadan masamızın başına geçelim ve arabaları incelemeye başlayalım. Bakalım aralarında ne gibi farklar var? Aralarındaki fiyat farkı ne ve hangisi alınır? Evet, masamıza geldik. Şimdi araçları getiriyorum. İlk öncelikle stain Centers Ayrıca ben bu arabayı incelemiştim. Videosunu izlemek isterseniz hemen şöyle dur, nerede? Şurada bir yerde linki çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz. İlk arabamız bu ve öbürü ise Hot Wheels. Ben bu arabayı aldığımda kutusu yoktu ama temsili olarak size öbür arabanın kutusunu göstereceğim. Hatta hemen paketine de koyayım o şekilde göstereyim. Hop. Bakın bu da böyle bayağı farklı durdu. Kutusu mavi, kendisi gri. Ben kutusuz bir şekilde almıştım çünkü bulmak bayağı bir zordu ben alırken ve şu anda bulmak neredeyse imkansız bu arabayı. Kutulu kutusuz hiç fark etmez yani şu R34'ü bulmak aşırı zor. O zaman ilk olarak Hot Wheels'ı incelemeye başlayalım. Şimdi biz bunları karşılaştırıyoruz ama ikisinin de koleksiyon olduğu için karşılaştırıyorum. Yani ikisi de koleksiyon yapılabilir şeyler. Ama kağıt üstünde baktığımız zaman biri oyuncak klasmanına giriyor maalesef bakın. 3 yaşı üzeri diyor burada. Çünkü bu Hot Wheels'lar birer oyuncak. Her ne kadar biz koleksiyonunu yapsak da bunlar kağıt üstünde oyuncak olarak gözüküyor. Bu Stain Hunters, işte Inno 64 ilginç model tarzı araçlar gördüğünüz gibi 14 yaş üzeri. Yani bunlar asıl koleksiyon işi. Yani kağıt üstüne baktığımız zaman asıl koleksiyon arabası bunlar. Ama biz oyuncak kategorisine giren bu Hot Wheels'ların da koleksiyonunu yapıyoruz. Şunun koleksiyonu yapılmaz mı zaten ya? Evet, R34'ü incelemeye başladığımızda... O neydi ya? Evet, R34 incelemeye başladığımızda gözümüze ilk çarpan şey aynaları. Çünkü aynaları yok. Hot Wheels bazı modelleri koyuyor, bazılarını koymuyor. Hatta bakın şu, şuradan alayım. Honda Prelude bile koymuş. Bu toz ne ya? Ben daha yeni temizledim sizi. Gördüğünüz gibi bunun aynaları var ama R34'e koymamışlar. Yani bu kadar güzel bir arabaya neden koymazsın artık onu bilemeyeceğiz. Bu arada bu elimdeki R34 Fast Import serisinden premium olduğu için her türlü detayını düşünmüşler. Bakın farları, sinyalleri, önde GTR logosu, şurada sponsorlar var. Kaputta iki tane çizgimiz de var aynı filmdeki gibi. Yani bir zahmet koyun onda. Hem premium hem de R34 yani. Yan tarafına geldiğimizde yine sinyalleri. Şurada bir, bir, şeyin logosu var onu tam anlayamadım. Ve o meşhur dekal burada böyle aşağı doğru inen çizgiler var. Gerçekten çok güzel bir araba ya hem gerçek hayatta hızlı ve öfkeli filminde yani hem de bu Hot Wheels'ları modelleri gerçekten çok güzel oluyor. Adamlar yıllar öncesinde böyle aşağı doğru inen kesik çizgiler koymuş buraya ama öyle ikonik bir hale geldi ki herkes tanıyor bu arabayı. Zeki adamlarmış valla. Burada T37 jantlarımızı görüyoruz. Altı kollu. Altı artık kol mu denir bilmiyorum. Böyle çiçek gibi gerçekten çok güzel bir jant. Zaten benim favori jantım budur yani. Her arabaya yakışıyor ama özellikle R34 ve Supra'lara çok yakışıyor arkasına geldiğimizde plaka var. 2F 2F 03. Şu 2F 2F Too Fast Too Furious filminin bir kısaltması. 03 de büyük ihtimalle araba 2003 modeldir. Burada yazmıyor ama 2003 olduğu içindir büyük ihtimalle. Arkasında yine stopları, Nissan logosu, şurada ufak stopu da yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Ve bir tane de spoilerı var ve spoilerın üstünü de boyamışlar. Böyle uyumlu, güzel durmuş. Bunların fiyatları dediğim gibi bulunamıyor ama büyük ihtimalle bulunsa da 1000-1500 lira civarında olur diye tahmin ediyorum. Belki ama piyasa çok daha fazla yükselmiş de olabilir. Çünkü bulunmuyor yani dediğim gibi. Benden link istemeyin maalesef. Çünkü ben de bilmiyorum nereden bulabilirsiniz. Ben çok önceden yani yaklaşık 2 sene önce falan Facebook'tan bulmuştum diye hatırlıyorum. Hatta hatırladım ben Teoman diye bir abiden aldım bunu. Ona da selamlar buradan eğer beni izliyorsa. Satıyordu ben de hemen kondum modele. Ve lastiklerimiz de kauçuk tabii ki söylememe gerek yok. Şöyle çıkarabiliyorsunuz. O zaman şimdi Hot Wheels'ımızı bir kenara bırakalım. Ve Hot Wheels'ların şöyle güzel bir yanı var ki elinizde tutup güzelce oynayabiliyorsunuz. Böyle bak sıkıyorum böyle oynuyorum falan. O açıdan gerçekten çok güzel. Bazı koleksiyoner arkadaşlar ben elde yemediğim arabayı ne yapayım diyorlar ki haklılar. Şimdi gidip Inno falan alıyorsunuz ama böyle elinizde alıp oynayamıyorsunuz, süremiyorsunuz. Bunları sürmekte hiçbir sıkıntı yok. O konuya da geliriz. Şimdi Stain Hunters'a geçelim. Evet şimdi geldik Stain Hunters'a. Şöyle burada markayı görüyorsunuz. Bunun da bir serisi varmış sanırım. Hayır Rev serisi diye bir şey yazmışlar buraya. Ve burada da 1.64 ölçeğinde olduğu yazıyor. Kutunun başka yerinde başka bir şey yok. Yine arkada Stain Center seziyor. Ve altında da işte uyarılar var. Şöyle şu paketten çıkarıyorsunuz. Ve bu arada bunların ismi Plexil model olarak geçiyor. Koleksiyon ağzıyla Plexil model diyebiliriz. Çünkü bakın Plexil'in içinde geliyor. Ve bunun çok güzel bir yanı var. Burada zaten dikkatinizi çekmiştir. Polval... <laughs> Paul Walker var burada gördüğünüz gibi. Yani pek benziyor mu? Yani arabayla yan yana durunca benziyor. <laughs> Ama ufacık şey yani normal bu kadar benzetememeleri. Şimdi plexisini çıkardım şöyle kenara koyalım. İşte modelimiz burada. Bu gerçekten çok güzel duruyor ya. Yani Hot Wheels'tan sonra ona bakınca bir değişik oluyor insan. Ve bakın ton farkı birazcık var mavilerin. Bu biraz daha laciverte kaçıyor. Bu biraz daha açık bir mavi. Şurada bir Paul Walker'ı incelemek istiyorum. Bakın kolunda saati var. Yüzü falan az çok benziyor. Ben şöyle ufak sakız yapıştırıcılarla buraya yapıştırdım bunu. Burada duruyor. İstediğiniz zaman çıkarabilirim tabii ki. Ben yapıştırdım. Aracın yanında güzel duruyor. Şu önde tablasında Skyline GTR BNR 34 Z tune yazıyor. Ve burada yine Stain Centers X Artwork. Artwork da bir üretici sanırım. Bilmiyorum onu. Ve burada da Limited Edition yazıyor. Yani bu dünyada limitli sayıda var. Bu bir of 699 yazıyor. Yani 699 taneden bir tanesi. Bakın birincisi değil ona dikkat edin. Bir tane youtuber var böyle 1.18 e ölçekli araçların videosunu çekiyor. O da pek anladığını zannetmiyorum zaten de. Bir tane video yapmış. İşte benim arabam bin taneden birinci falan diye şey yapıyor böyle. İşte çok şanslıyım ıvır zıvır. Maalesef şanslı falan değilsin o, o kadar arabadan bir tanesi. Kaçıncı olduğu yazmıyor. Evet, pleksili modellerin altında şöyle araç, vidayla tutturuluyor gördüğünüz gibi. İki tane vida atmışlar. Normalde bir tane oluyor ama buna iki tane atmışlar. Sağlam olsun diye herhalde. Aracı inceleyecek olursak, şöyle farları gerçekten far gibi, plastikten yapılmış. Hot Wheels gibi boya sürmemişler. Bildiğiniz far. Ön tarafında yine GTR logosu, plakada Zetun yazıyor. Ve bunun aynaları var. Çok önemli ve güzel bir detay. Ve daha da önemlisi aynaların içi gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi aynalar gerçekten ayna. İç detaylarına kadar yapılmış. İç detay demişken arabanın da iç detayları çok güzel bir şekilde yapılmış. Bakın kırmızı koltuklar, dikiz aynası, direksiyonu falan her şeyi var. Buradan pek belli olmuyor ama arabanın içini açmamız gerekiyor görmek için. Şöyle yan taraftan baktığımızda yine güzel dekalleri devam ediyor bu kesik çizgiler. Yalnız lastik birazcık sıkıntılı gibi duruyor. Bakın lastik çıkmış mı ne olmuş. Bir değişik duruyor ama jantlara baktığımızda Nismo yazıyor jantın içinde küçücük. Ve içinde kaliperleri ve frenleri de var. Çok güzel bir detay süper. Ve buna da T37 yerine 5 kollu bir jant koymuşlar. Aslında bunlar da T37 yapıp koysaydı çok daha güzel olabilirdi ama bunlar öyle tercih etmiş. Arkasına geldiğimizde yine stopları da aynı şekilde plastik yani gerçek stop gibi. Yalnız şunlar boya bak onlar gözümden kaçmadı. Arka sis farı ve geri lambası boya. Onlara da ufak bir plastik koysaydınız fena olmaz diye. Çok güzel bir egzozu var buradan sırtıyor. Nissan logosu, GTR logosu çok güzel bir şekilde yapılmış. Ve yine spoiler'ı da maviye boyanmış güzel bir şekilde. Evet bunu bayağı bir övdük ama gel gelelim ki bunun da dezavantajları var maalesef. Aslında dezavantaj sayılmaz ama bu sizin koleksiyonundan ne beklediğinize bağlı. Eğer koleksiyon yapıyorsanız ve koleksiyondaki arabaları güzelce incelemek, oynamak istiyorsanız Bunlar pek size göre olmayabilir. Çünkü bunların amacı koyup seyretmek. Düzgün bir tane rafa koyacaksınız ve orada izleyeceksiniz onları. Güzelce gözlerinizle inceleyeceksiniz. Böyle elime alayım işte orasını burasını kurcalayayım demek istiyorsanız tabii ki Hot Wheels almak zorundasınız. Çünkü bunların her tarafı çok hassas oluyor. Yani aynalar, spoiler. Böyle aynalardan tutsan falan direkt kırılırlar. Hiç gerek yok öyle şeylere. Ama baktığınız zaman yani bunu da ellemek istemezdim ben şahsen. Böyle sürmek falan istemem çünkü çok olgun duruyor araba yani gerçek gibi duruyor. Bunu gerçekten koyup izlemek gerekiyor bence. Ben öyle zevk alıyorum. Bununla tekerleri bazıları dönüyor bazıları dönmüyor. O neye göre yapılıyor bilmiyorum. Zaten dönmemesi bence biraz daha iyi. Çünkü buraya yerleştirirken lastiğe bile önem vererek yerleştiriyorlar. En azından bunu pek öyle yapmamışlar ama innoları falan genelde öyle yapıyorlar. Şu lastiğin tam yere basan kısmı düz oluyor ve aracın estetiği daha güzel görünüyor öyle olduğu zaman. Dediğim gibi bunu koyup izleyeceksiniz. Oynamak istiyorsanız Hot Wheels'a yönelmek zorundasınız. Şöyle bir de yan yana bakalım. Ölçeklendirme açısından da baktığımız zaman hemen hemen aynalar. Böyle Hot Wheels birazcık daha kalıplı duruyor. Zaten Hot Wheels'ın 1.64 diye bir iddiası yok. Genelde 1.64'ten daha büyük oluyorlar araçlar. Bu tarz koleksiyon araçları da orijinal 1.64 oluyor. Şöyle alt alta da bakmak gerekirse dekaller bu şekilde gözüküyor. Hot Wheels öne doğru gittikçe biraz daha saydamlaştırmış bu dekalleri. Ama Style Center'da ta ön tampona kadar aynı renki korumuş. Ön taraftan baktığımızda da bu şekilde duruyor. Ya yani Hot Wheels'ın farları bence birazcık daha güzel duruyor. Her ne kadar boya olsa da ki zaten boya olduğu için böyle güzel duruyor. Öbür direkt far olunca biraz şeffaf duruyor, saydam duruyor. İkisinin de kendine göre avantajları ve tatlılıkları var. Hanginiz hangisi hoşunuza gidiyorsa onu alın derim. Şimdi bu plexil aracı da şöyle kapatalım. Şu olay gerçekten çok güzel. Ne toz alıyor ne bir şey oluyor. Eğer Hot Wheels alıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bence önü kapalı bir rafınız olmalı. Çünkü gerçekten çok fazla toz oluyor arabalar. Hatta gördünüz zaten şu Prelude'u aldım buradan toz içindeydi. Aynen benimki gibi şöyle şu şekilde. Aynen bu şekilde plexiden olabilir mesela. Şöyle kapaklı bir tane raf aldığınız zaman hem kafanız rahat eder hem de modellere böyle zarar gelmez. Güzel bir şekilde sergileyebilirsiniz. Böyle açıkta sergileyeceğim derseniz bakın bakın. Aynı şu şekil olur. Şunun haline bakın ya. Neredeyse arabanın rengi değişmiş yani tozdan. Bu tarz şeyler istemiyorsanız kapalı bir tane raf almanızı tavsiye ederim. Bu da karşılaştırma videosuydu. Neye döndü ya? Tavsiye falan veriyorum. Şöyle son bir kez uzaktan bakalım araçlarımıza. Ya i̇kisinin de gerçekten kendine göre güzellikleri var. İkisi de alınır. Hot Wheels zaten ilk göz ağrımız yani. Herkes Hot Wheels'a başlamıştır bu işe. Şöyle şunu da... Nerede ya? Şuradaki ya artık. da şöyle kaldıralım ve rafındaki yerine koyalım. Rafı da göstereyim ben size. Size demek istediğim şey buydu. Böyle bu şekilde düzgün bir tane innolara göre bir raf alırsınız. Hatta alacağınız yeri ben açıklama kısmına bırakıyorum. Şöyle sadece araç alıp ve yerine koymak için açıyorsunuz bu plexisini. İşinizi bitirdikten sonra kapatıyorsunuz ve tozla bir işiniz kalmıyor. Geriye sadece keyfini sürmek kalıyor. Ya böyle bir güzellik olabilir mi ya? Bir de sayıları çoğaldıkça böyle her birinin detaylarına kayboluyorsunuz. Bakın bu ara 34'ün de burasında bir Noel Baba var. Bu da Inno 64. Bu seri hoşunuza gittiyse isterseniz Inno 64 ile işte ne bileyim başka markayı falan da karşılaştırabiliriz. Fiyatları gelecek olursak da ben bu arkadaşı AliExpress'ten almıştım. AliExpress'te yaklaşık 1000 lira civarına falan geliyordu. Ben yine araştırdım. Eğer bulsaydım zaten size link verecektim. Ama maalesef bunun siyah rengi kalmış ve siyah rengi gerçekten kötü. O da yaklaşık 1000 lira civarına geliyor. Bundan kalmamış dediğim gibi. Olsaydı o da 1000 liraya gelirdi herhalde. Ama bir daha gelmeyecek olup da fiyatı 1500 lira falan da çıkmış olabilir yani her şey olabilir bu koleksiyon içinde. Hot Wheels'ın fiyatı da yine söylemiştim 1000 1500 lira arasıdır ama o da bulabilirseniz. Bu seri hoşunuza gitti mi böyle farklı üreticileri yine karşılaştırayım mı işte mini GT olur başka bir şey olur. Karşılaştırmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu videolukta benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. you